havariler dönemi, mabet anlayışı ve ev kiliseleri. Bugün dünya dinleri içerisinde mensubu bakımından ilk sırada yer alan Hristiyanlığın mabedi olan kilise, mimari bir yapı olarak ilk defa miladi 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı resmi din olarak kabulüyle beraber ortaya çıkmaya başlamıştır. Esasen Hristiyanlık ilk çıktığı dönem Yahudilik içinde heretik bir akım olarak kabul ediliyordu. Hz. İsa yaşadığı sürece tebliğini Yahudilere yapmıştı. Kendisinin bizzat seçerek yanına aldığı ve ilk Hristiyan cemaatin çekirdeğini oluşturan havariler de birer Yahudi idiler. Diğer Yahudiler gibi düzenli olarak Kudüs'teki mabede gidiyor ve ibadetlerini yapıyorlardı. İnanç ve ibadet konusunda olduğu gibi mabet konusunda da onlardan bir farkları yoktu. Gerek Hz. İsa döneminde, gerekse havariler döneminde yeni bir mabet arayışına ve inşasına gidilmemişti. Hz. İsa, elçilerini misyon faaliyeti için Kudüs dışındaki Yahudilere de göndermişti. İsa'nın çarmıha gerilme hadisesinden sonra da bu misyon faaliyetleri devam etmiş, havariler gerek Kudüs'te, gerekse Filipi, Korint, Roma, Efes, Antakya, Laodikya, Denizli ve Trias, Çanakkale gibi Roma İmparatorluğu'nun farklı şehirlerinde öğretiyi yaymaya devam etmişlerdi. Bu anlatımın amacı, havarilerin misyon faaliyetlerinde kullandıkları mekanları ve havariler dönemindeki mabet anlayışını açıklamaktır. Özellikle Yeni Ahit'te işaret edilen ev kiliseleri anlatımımızın temel konusunu oluşturmaktadır. Havari kelimesi, yaygın kanaate göre Grekçe apostello kelimesinden türemiştir ve birini dışarıya göndermek anlamına gelir. İbranice'de ise apostello kavramını şeliah kelimesinin kökü tam olarak karşılar. Şeliah, Kudüs'te bulunan dini otoritelerin diaspora Yahudilerine gönderdiği temsilcidir. Şeliah'ın kendisini gönderenle olan ilişkisi birincil öneme sahiptir. Çünkü vekil hukuken asil gibidir. Şeliah kavramında vekilin ne için görevlendirildiği ise ikincil öneme sahiptir. Bu bağlamda havari kavramı, İsa tarafından öncelikle Tanrı tarafından gönderilmiş biri olarak kendisi, daha sonra da İsa tarafından gönderilen kimseleri ifade etmek için kullanılmıştır. Pavlus'tan önce apostolos kelimesi yalnızca iki anlamda kullanılıyordu. Birincisi elçiler, ikincisi ise Mesih tarafından gönderilen misyonerler. Pavlus, apostolos kelimesine kendisinin seçilmiş havari olduğunu ve kendisinin İncil'i milletlere duyurmak için gönderildiği anlamını ekledi. Onun bu kullanımından sonradır ki artık kelime özellikle dar anlamda Mesih tarafından seçilen 12 havariyi ifade etmek için kullanılmaya başlandı. Yeni Ahit metinlerine bakıldığında Matta, Markos ve Yuhanna İsa'nın bu yakın takipçilerini şakirtler olarak isimlendirirken, Matta ve Markos'un onları çoğu kez havariler olarak adlandırdığı görülür. Luka ise daha net bir ayırıma gider ve İsa'nın sayısız takipçilerini şakirt olarak ifade ederken, onlardan yalnızca 12'sini havari olarak isimlendirir. Yeni Ahit'te havari kelimesi, İsa'nın havarileri, yandaşları, İsa'nın öldükten sonra dirilmesine şahit olanlar, Kutsal Ruh'un gücüyle özel bir mertebeye sahip olmuş olanlar ve genel olarak Hristiyan misyonerleri gibi anlamlara gelir. Havariler dönemi ise tarihsel olarak çarmıh olayı ile başlayıp Pavlus ve Petrus'un Roma'da öldürülmesine kadar geçen dönemi kapsamaktadır. Hristiyan ilahiyatçılarının bazılarına göre İsa, havari Petrus'a "Kilisemi senin üzerine inşa edeceğim." dediğinde, "Dünyanın her tarafından halkımı çağıracağım ve onlar benim adıma sende toplanacaklar." demek istemişti. Görüldüğü üzere kilise sözcüğünün içinde iki grup insan bulunmaktadır. Davet edenler ve davete icabet ederek kiliseye katılanlar. Bu durum aynı zamanda mevcut üyelerin misyoner olmasını gerektirmektedir. İsa'nın ilk misyonerleri de bizzat kendisinin Celile'deki misyonu sırasında Yahudilerin arasından seçtiği 12 havarisi olmuştur. Bu nedenle havariliğin temelinde İsa'nın resmi görevlendirmesinden kaynaklanan özel bir otorite bulunmaktadır.
Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Hristiyanlıkta misyon faaliyeti başlangıçtan, yani İsa döneminden itibaren var olmuştur. Ancak ilk dönem cemaati, İsa Mesih etrafında şekillenmiş olan misyon faaliyetlerini sadece İsraillilere yönelik olarak sürdürüyor, o dönem toplumu oluşturan etnik unsurlardan olan Samirilere ve Romalı paganlara mesajlarını açıklamıyorlardı. Çünkü bunun böyle olmasını bizzat İsa'nın kendisi istemişti. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Diğer uluslara ait yerlere gitmeyin. Samiriyelilere ait kentlerin de hiçbirine uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gidin. İsa öğrencilerini ikişer ikişer gruplandırmış, onlara ekmeksiz ve parasız, sadece üstlerinde bir kat mintan, ayaklarında bir çift çarık ve ellerinde bir değnekle yola koyulmalarını salık vermişti. İsa ayrıca gittikleri yerde, oradan ayrılıncaya dek aynı evde kalmalarını da söylemişti. Kendilerini dinlemeyen ve müjdeye inanmayanların beldesinden ayrılırken, onlara uyarı olması için ayaklarının altındaki tozu silkelemelerini de tavsiye etmişti. Bu ilk cemaat kendilerine söyleneni yapmış, ara vermeden diyar diyar dolaşmış, şayet bir kentte insanlar kendilerini kabul etmez ve zulmederse oradan geriye dönmeyip daha uzaklara gitmişlerdi. Çünkü insanoğlu gelinceye dek İsrail'in tüm kentlerini dolaşmış olmayacaksınız diye bildirilmişti. Bu faaliyetlerin sonuçlarının ne olduğu bilinmemektedir. Ancak bilinen şu ki Yahuda'da, Galile'de ve Samari'de bir takım cemaatler kurulmuştu. Bu cemaatleri Helenist Filip kurmuş ve ilk havariler tarafından da kabul edilmişlerdi. Petrus bu cemaatleri ziyarete gitmiş, Samari, Lidda, Yafa ve Sezariye gibi şehirlerden sonra nihayet Antakya'daki cemaate kadar ulaşmıştır. Ancak bu ilk cemaatin misyonu Filistin Yahudiliğinin dışına çıkmamıştır. Hristiyanlığın ilk defa diğer bölgelere açılmasını sağlayan olay, İstefanos'un şehit edilmesinden sonra işkenceler nedeniyle Helenistlerin dağılmasıdır. Resullerin işlerinin yazarına göre dağılan bu Helenistler, misyon faaliyetlerini Samari, Fenike, Kıbrıs ve Antakya gibi bölgelerde sadece Yahudilere yönelik yapmışlardır. Fakat Antakya'da bazı yeni şeyler olmuş, Kıbrıslı ve Kirineli bazı kişiler Antakya'ya gelip Yunanlılara da Hristiyan mesajını bildirmişlerdir. Bundan sonraki süreçte putperestler arasında Hristiyanlık yayılmaya başlamış ve bunun sonucunda Yahudi şeriatına uyma şartı da böylece ortadan kalkmıştı. Havarilerin gerek Kudüs'te, gerekse Kudüs dışında gittikleri bölgelerde bu misyon faaliyetlerini nerelerde gerçekleştirdikleri başka bir deyişle mekan olarak nereleri kullandıkları çalışmamızın temel konusunu oluşturacaktır. Burada şu kadarı söylenebilir ki Kudüs'te bu mekanlar, kutsal mabet, sinagoglar ve ev kiliseleri olmuştur. Havariler Kudüs'teki tapınakta. İlk Hristiyanların hepsi Yahudi kökenliydi. İsa inanç esaslarına dair yeni bir takım emir ve nehiler getirmemiş, Musa'nın yasasını tamamlamak için geldiğini belirtmiştir. Ayrıca Tanrı'ya iman etmeyi emretmiş ve imanda ancak şüphe etmeksizin samimi olmanın fayda sağlayacağını vurgulamıştır. Kurtuluşun formülünü bu şekilde özetlemiştir. İsa'nın Yahudilerle ilgili suçlamaları ise daha çok onların imansızlık ve ikiyüzlülük içinde olmalarına yöneliktir. Havariler de aynı şekilde hem İsa'nın hayatında hem de kendileri vefat edene kadar Yahudiliği muhafaza etmişlerdi. Havarilerin Pavlus ile yaptıkları tartışmalar bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. Yeni Ahit'te haber verildiğine göre, İlk cemaatin tapınak anlayışında her ne kadar bir farklılaşma görülse de, her biri aynı zamanda birer Yahudi olan havariler, İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra onun öğretisini yayma sürecinde mekan olarak en başta Kudüs'teki mabedi kullanmışlardır. Özellikle Süleyman Eyvanı onların toplanma merkezi olmuştur. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu.
Halk onlara büyük saygı duyduğu halde, dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın, Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Başka birçok İncil pasajında, çarmıh olayından sonra, havarilerin yeni bir mekan veya mabet arayışına girmedikleri, Rab tarafından gelen buyruk üzerine Yahudilerin kutsal mabedine giderek görevlerini orada ifa ettikleri görülmektedir. Örneğin, elçilerin işlerinde anlatıldığına göre, yakalanıp zindana atılan havarileri, Rab tarafından gönderilen bir melek gelip kurtarır. Melek onlara tapınağa gitmelerini ve yeni yaşamla ilgili mesajı halka orada anlatmalarını söyler. Onlar da bu buyruğa uyarak gün doğumunda tapınağa gelip mesajı duyururlar. Tekrar yakalanarak yüksek kurulun önüne çıkarılırlar. Kamçılatılıp İsa'nın adından bahsetmemeleri şartıyla serbest bırakılırlar. Ancak elçiler bundan sonra yine her gün tapınakta ve evlerde Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaya devam ederler. Elçilerin işlerinde anlatılan bir başka hadise, yine tapınağa gitmenin havarilerin hayatlarının bir parçası olduğunu gösterir. Buna göre tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına doğuştan kötürüm olan bir adam her gün dilenmesi için bırakılmaktadır. O günlerin birinde Petrus'la Yuhanna dua vaktinde tapınağa çıkarlar. Bu adam onlardan da sadaka ister. Petrus ona, "Bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü!" diye hitap edince adam iyileşir ve yürüyerek hatta koşarak tapınağa girer. Bütün halk bu olay karşısında hayret ve şaşkınlığa düşer. Adam, Petrus'la Yuhanna'nın yanından ayrılmaz ve orada bulunan bütün insanlar taaccüple Süleyman'ın eyvanı denilen yerde onlara doğru koşar. Petrus burada halka seslenir ve imanın öneminden bahseder. Bununla birlikte pek çok çalışmada ilk yüzyılda ilk Hristiyanların pratik veya sembolik olarak Kudüs Tapınağı'na bağlı olup olmadıkları konusu tartışılmış, yeni ahit bilginlerinin çoğu ilk Hristiyanların tapınağa yönelik olumsuz yaklaşımını dile getirmiştir. Örneğin, Wardle tapınak terminolojisinin Hristiyan topluluğa aktarımının doğmakta olan Hristiyan hareketinde çok erken gerçekleştiğini ve Kudüs'teki havarilerin zaten kendilerini bir tapınak olarak gördüklerini belirtir. O, ilk Hristiyanların tapınaklaştırılmasıyla, havarilerin aslında o dönem bir baskı unsuru olan tapınak liderliğine ve rahip otoritesine karşı bir tepki verdiğini ifade eder. Wardle'ye göre bu tepkinin altında yatan sebep ise rahiplerin Hristiyanlara olan düşmanlığıdır. Yahudiliğin içinden çıkmış olan bu yeni dinin tapınak anlayışında elbette bazı farklılaşmalar olmuştur. Yeni ahit metinlerinde tapınak anlayışının yeni dine göre değiştirilme biçimlerinden bahsedilir ve bunun birbirinden farklı en az 4 biçimi olduğu iddia edilir. Kilise yeni tapınaktır, bireysel inanan tapınaktır, tapınak cennettedir ve tapınak İsa'nın bedenidir. Bazı yorumcular, tapınak anlayışından kopuşun kökenine kadar takip edilmesi gerektiğini öne sürerler. Hristiyan hareketinin kökenine bakıldığında görülür ki, tarihsel İsa bizzat kendisini veya kiliseyi yeni tapınak olarak düşünür ya da kendisinin yeni baş rahip olduğuna inanır. Regev, ilk dönem cemaatin tapınak anlayışının değişimini tartışırken, Yahudiliğin tapınaktaki kurban kültünün, Hristiyanlıktaki Mesih'in kefaretiyle yer değiştirdiğinden söz eder. Bununla beraber, ona göre Mesih, kişinin günahlarına kefaret olsa bile tapınak gereksiz değildir. Çünkü tapınak kefaretten başka işlevlere de hizmet eder. İsa'ya inanan bir Yahudi, mabedi ziyaret etme ve İsa'ya kurban sunma ihtiyacı hissedebilir. Böylece aynı anda birden fazla kefaret yolunu takip etmeyi tercih eder. Bu yorum, ilk dönem inananların tapınağı niçin mesken edindiğine dair bir başka bakış açısını yansıtır. Bu noktada Yeni Ahit'te, erken Hristiyanlık dönemini anlatan bazı pasajlarda, kilise kelimesiyle mabedin değil, Kudüs şehrine dağılmış binlerce inananın ifade edildiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Örneğin, ve Rab de her gün yeni kurtulanları kiliseye ekledi ve Saul ise, kiliseyi kırıp geçiriyordu.
ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu. Ev kiliseleri. Tapınak dışında havarilerin toplandığı ve Hristiyan mesajını öğrettiği en önemli yer evlerdi. Öyle ki ilk yüzyıl dünyasında bir kişi kilisenin yerini sorsa, o mutlaka birinin özel evine yönlendirilirdi. Çünkü havariler her gün tapınakta düzenli olarak birlikte ibadet ettiler, cemaat için evlerde küçük gruplar halinde bir araya geldiler ve yemeklerini büyük bir neşe ve şükranla paylaştılar. Daha önce de ifade edildiği üzere, İsa hayattayken elçilerini misyon faaliyeti için değişik yerlere göndermiş ve onlara şöyle tavsiyede bulunmuştu: "Hangi kent ya da köye girerseniz, orada saygı değer birini arayın ve ayrılıncaya dek onunla kalın." Havariler bu öğüde uyarak gittikleri yerde güvendikleri kişilerin evlerinde kalmışlar ve orada halka hitap etmişlerdir. Pavlus, bazı mektuplarında özel olarak selam gönderdiği kişilerle birlikte onların ev kiliselerini de zikreder. Bu selamlar İsa'dan sonra da ilk Hristiyanların evlerde buluştuklarının göstergesidir. Onlar için ev aile ortamıyla birlikte kiliseydi. Bu evler bir taraftan yerel kilisenin, tüm Hristiyan hanelerin ve bir şehrin bireylerinin toplantılarının ortamını oluştururken, diğer taraftan ailenin ikametgahı olarak kullanılmaya devam etti. Daha sonraki süreçte bu hanelerden, yüzyıllar boyunca kilisenin gidişatını şekillendirecek olan en eski yapılardan bazıları ortaya çıktı. Luka ev toplantılarını tam olarak ilk Kudüs cemaatini, Hristiyan olmayan Yahudilerden ayıran etkinlik olarak tanımlar. Bu insanlar hem Yahudilerle birlikte tapınakta hem de evlerde ibadetlerini yapıyorlardı. Yeni Ahit'te bu durum şöyle ifade edilir: "Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Tüm halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları onların arasına katıyordu." Bu cümlede görülüyor ki Hristiyanların evi tam olarak Yahudi tapınağına karşılık olarak kullanılmaktadır. Yeni ortaya çıkan çoğu cemaatte olduğu gibi, yayılma sürecinin ilk aşamalarında Hristiyanların özel evlerde buluşması bir gereklilikti. Sinagoglar bir süre kullanıldı. Ancak bunların çoğunun Hristiyanlara kapatılması çok uzun sürmedi. Öte yandan, özel ev, ilk Hristiyanlar için bir mahremiyet, yakınlık ve istikrar ortamı sağladı. Yaklaşık bir yüzyıl boyunca özel konut, Hristiyanların topluluk yaşamını şekillendirdi. Öyle ki bu özel konutlar, topluluk için ekonomik bir altyapı, misyonerlik çalışması için bir platform, liderlik ve otorite için bir çerçeve sağlamış, cemaat içerisinde de kadınlara kesin bir rol belirlemiştir. Yeni Ahit'te kilise, dünyada kilise, ülkede kilise, kentte kilise ve evde kilise şeklinde dört farklı düzeyde görünür. Evdeki kilise şehirdeki, taşradaki ve dünyadaki kilisenin bir mikrokozmosudur. Yerine getirdiği işlevlerle bir ev kilisesi, kilisenin tüm temel öğelerini, unsurlarını ve bileşenlerini içerir. Erken dönem Hristiyanlığında Tanrı'nın evi diye bir şey yoktu. Kilise, İsa'nın mistik bedeni ve ona iştirak edenler de Tanrı'nın halkı olarak kabul ediliyordu. Kilise, bu yüzden inanan insanların yaşadığı sıradan evlerdi. O dönem bunlara ev kiliseleri denmiyordu. Onlar birinin evinde buluşan kilise idiler. Hristiyan cemaatin büyümesi ev kiliseleri döneminde olmuştur. Bugün bilinen şekliyle, kilise binaları miladi 232 yılına kadar ortaya çıkmamıştır. Birçok zorlukla birlikte ilk kilise Kudüs'te kurulmuştur. Üyelerinin hepsinin Yahudi olmasına rağmen, hepsinin aynı yaklaşıma sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Bazıları ibadetlerini minimum dini standartlara göre yapmaktaydılar. Petrus bu grubun örnekliğini oluşturuyordu. Bir de Yakup tarafından temsil edilen genellikle Ferisi ve Rahip arka planlarına sahip daha titiz bir grup vardı. Son olarak ise Helenist Yahudiler, Kudüs Kilisesi'nde İstefan ve Filip tarafından temsil edilmiştir. Kudüs'teki cemaatin günden güne büyüdüğü görülmektedir.
Luka tarafından Petrus'un Pentekost gününde Kudüs'te yaptığı konuşma sonrasında yaklaşık 3000 kişinin cemaate katıldığı, daha sonra sayının yaklaşık 5000'e ulaştığı ve bu sayının günden güne arttığı haber verilmektedir. Tahmin edileceği üzere bu kadar çok sayıda kişinin bir yerde toplanması mümkün değildi. Bunun yerine onlar küçük gruplar olarak evlerde bir araya gelmişlerdir. Bunun için en güvenli yerler de yine üyelerin kendi evleri olmuştur. Örneğin, Mark'ın annesi Mary'nin evindeki dua toplantısı bunun kanıtıdır. Bu dua buluşması Kudüs Kilisesi'nin tamamını kapsamamış, ev kiliselerinin bazılarını içine almıştı. Bruce'un yorumu dikkat çekicidir. O zaman da, şu an olduğu gibi bu küçük kilise gruplarından bazılarının daha ihtiyatlı muhafazakarları, diğerlerinin ise daha maceraperest liberalleri kendine çekmesi beklenen bir durumdur. Martin Hengel, Der Unterschätzte Petrus adlı eserinde bu konuya açıklık getirir. Havariler içerisinde öne çıkan Petrus, Pavlus ve Yakup'un kiliseler üzerindeki etkileri ve kilise anlayışları farklı olmuştur. Havari Yakup, hiçbir zaman Yahudi şeriatından ödün vermemiştir. Onun için Yahudi yasaları önemli ve dokunulmazdı. Bu sebeple o sadece Kudüs'te etkili olmuş ve Kudüs'ün başpiskoposu olarak mücadelesine öldürülünceye kadar devam etmiştir. Petrus ise hem Helenistler arasında hem de Paganistler arasında başarılı bir misyonerdir. O, Yakup ile Pavlus'un temsil ettikleri misyonun arasında durmaktadır. Hengel'e göre milattan sonra 70 yılından sonra Yahudi Hristiyanlığın zayıflamasında Petrus'un batıya açılırken fikir değiştirmesi de etkili olmuştur. Petrus artık bir Gentile misyoneri olmuş ve koşullara göre Yahudi yasalarında yumuşamaya gitmiştir. Böylece Gentileler arasında başarı sağlamıştır. Denilebilir ki Petrus konum olarak Yakup ile Pavlus arasında orta yollu bir kilise anlayışına sahipti. Sonuç olarak günden güne büyüyen cemaatin kendi arasında farklılaştığı ve toplanılan evlerin adeta o cemaate ait bir kurum gibi işlev kazandığı görülmektedir. Ev kiliselerinde hane halkının önemi. Ev kiliselerinde ev sahibi kadar ev halkı da önemli bir rol üstlenmişti. Nitekim Pavlus'un misyon stratejisinde bir hanenin dönüştürülmesi ve bunun sonucunda bir ev kilisesinin oluşturulması kilit noktayı oluşturmaktaydı. Çünkü elçilerin işlerinde de belirtildiği üzere Pavlus sinagoglarda vaaz etme konusunda çok az başarılı olmuştu. Bunun üzerine yöntemini değiştirerek önde gelen bir aileyle bağ kurmaya ve daha sonra belirli bir şehirde ev kilisesiyle operasyon üssünü oluşturmaya başlamıştı. Bu sebeple onun vaftizden bahsederken yalnızca bireyleri değil, bütün hane halkını sık sık zikretmesi şaşırtıcı değildir. Pavlus böyle bir dönüşümü bir kez yaptığını ifade etmiştir. Evet, bir de İstefanas'ın ev halkını vaftiz ettim. Bunun dışında kimseyi vaftiz ettiğimi hatırlamıyorum. Elçilerin işleri böyle bir ev değiştirmeyi neredeyse başlı başına bir tema haline getirir. Bir evin reisinin din değiştirmesi, o dönem hane içindeki diğer bireyler üzerinde din değiştirme konusunda sosyal baskı oluşturabiliyordu. Yine de her durumda konukseverlik misyonun anahtarıydı. Pavlus'ta konukseverlik, yalnızca maddi destek sağlamak anlamına gelmiyordu. Bu aynı zamanda misyona bağlılık ve işi birlikte göğüslemek demekti. Böyle bir ideolojik destek, özellikle Pavlus'un Filipililerin mali desteğine ilişkin sözlerinde ortaya çıkar. Hane halkı ev sahibi olma, cemaat için geniş bir sosyal ağ kurma gibi hizmetlerinin yanında önemli bir işlevi daha üstlenir. O da, Pavlus'un elçilerini ağırlaması ve gereken desteği sağlamasıdır. Pavlus sık sık iş arkadaşlarını kabul etmek ve göndermekten söz eder. Bu sözler, yerel grubun misyondaki rolünü ifade eden adeta teknik kelimelerdir. Yerel grup, Pavlus'un elçisine konukseverlik gösterecek ve daha sonra o kişiye Pavlus'a geri dönmesi veya bir sonraki istasyona ulaşması için yeterli yardımı sağlayacaktı. Görüldüğü üzere, sahip olduğu her şeyi geride bırakıp, diyar diyar gezen misyonerler kadar onları evine kabul eden ev sahipleri de
Yeni Ahit'te İsa'nın yolunu takip etmenin bir başka çeşidini oluşturmaktadır. "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa. "Benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi, bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte 100 kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur." Kilisenin haneye uyarlanması, özellikle cemaatin liderliği açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Bir hane reisi veya aile babası, evindeki grup toplantısından yasal olarak sorumludur. Örneğin, Luka'nın haber verdiğine göre, Selanik'teki Jason, evinde Pavlus ve Silas'ı ağırladığı için başı ciddi olarak belaya girer ve konuklarının sosyal olarak kabul edilemez davranışları için kefaret ödemek zorunda kalır. Daha sonraki dönemlerde papaz ve piskoposluk makamı gelişmeye başladığında adaylar bir aile babası olarak işlev görme yeteneklerine göre değerlendirilir. Bir ev kilisesinde paterfamilias'ın doğal egemenliği, hem o dönem ev kilisesindeki hem de daha sonraki dönemlerde kilisenin ataerkil yapısını büyük ölçüde açıklayacaktır. Ev kiliselerinde baba, otorite bakımından hükümdar yerine geçerken, kilise evden uzaklaşıp başlı başına bir kurum haline geldiğinde yine liderleri baba etkisini korumaya devam etmiştir. Öte yandan ev kilisesinde ailenin annesi de önemli bir işlev üstlenmektedir. Anne birçok yönden evin yöneticisiydi. Dul kadın genellikle ölen eşinin yerine geçmiştir. Bu nedenle anne evinde buluşan kilisede pasif bir seyirciye indirgenmemiştir. Bu bağlamda ev kiliseleriyle bağlantılı olarak kadınlardan bariz bir şekilde bahsedilmiştir. Örneğin bu kadınlardan Nimfa kilisesinin hamisi olarak görünür. Pavlus Filimon'u ve onun evinin kilisesini selamlarken Filimon'un eşi Afia'dan bahseder. Yine o, kocası Akvila'nın adını anmadan önce eşi Priska'dan bahsetmeye özen gösterir. Hane reisinin etkisiyle ailenin tüm üyelerinin Hristiyan olduğu düşünülse de bunun her zaman böyle olmadığına dair kanıtlar da bulunmaktadır. Örneğin, Hristiyan Filimon'un kölesi Onesimus, efendisinden kaçıp Pavlus'la tanışana kadar bir Hristiyan değildi. Pavlus, eşlerin her ikisinin birden Hristiyan olmadığı aileler için kesin normlar ortaya koyar. Benzer şekilde Pavlus, görünüşe göre Hristiyan olmayanların yönettiği hanelerdeki Hristiyan gruplara hitap eder. İlk misyonerlerin stratejisi ve onların başka yerlerde toplanmalarına yönelik kısıtlamaların olması ev kilisesinin ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır. Pavlus'a göre bu ev kiliselerinin yerel bir kiliseye bağlanması ise muhtemelen özel bir çabaya bağlıydı. Nitekim Pavlus kilise terimini en çok yerel, yani şehir çapında bir Hristiyan grubunu ifade etmek için kullanmıştır. Mektuplarında bir şehrin adıyla oradaki kiliseyi birbirine bağladığı açık bir şekilde görülür. Örneğin Korint'teki Tanrı'nın kilisesini 2 kez selamlar. Benzer şekilde Selanik kilisesini selamlar. Fıbi'nin Korint'in hemen dışındaki bir liman köyü olan Centriae, Ketries kilisesindeki rolünü anlatır. Koloselilere mektupta Laodikyalıların kilisesinden söz eder. Yeni Ahit'te bahsedilen ilk döneme ait ev kiliselerinden bazılarının daha çok ön plana çıktığı görülmektedir. Çalışmamızın devamında bu kiliselere yer verilecektir. Kudüs'teki ev kiliseleri, meşhur üst oda cenacle. Latince cenaculum kelimesi yemek odası demektir. Cenacleş kelimesi yukarı oda veya üst oda anlamında kullanılır. İsa döneminde tipik bir Roma evi, merkezi bir avlu ve bu avlunun çevresinde bulunan odalardan oluşurdu. Bir ev kiliseye çevrildiğinde odalar farklı işlevler kazanırdı. Mesela bir oda ibadet için, bir oda vaftizler için, bir oda dua için, bir odada ortak paylaşılan ve bağışlanan malların depolanması için kullanılırdı. Birke'ye göre meşhur üst oda, yani Tanrı'nın akşam yemeğinin yapıldığı ve bilinmeyen bir üyeye ait olan evin geniş üst odası, büyük ihtimalle Kudüs'te yaklaşık 120 kişiden oluşan grubun Pentekost gününü beklemek için toplandığı odayla aynı odadır.
Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular, ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Buna göre Cenacle, Yeni Ahit'te açıklanan diğer birçok olayın gerçekleştiği yer olarak kabul edilir. Bunlar, İsa'nın son fısıh yemeğinin kutlanması için hazırlık yapılan yer, İsa'nın öğrencilerinin ayaklarını yıkadığı yer, İsa'nın belirli diriliş görünümleriyle İsa'nın yükselişinden sonra havarilerin toplandığı yer, Matiya'nın 12. havari olarak seçildiği yer ve Pentekost gününde kutsal ruhun öğrencilerin üzerine indiği yerdir. Adrie von der Hoeven, bu evin John Mark'ın evi olduğuna dair deliller getirir. O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi. Kente gidin, orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza, onu izleyin. Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin, öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede? Diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş, hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın. Hoven'e göre bu İncil pasajları incelendiğinde Senecle'nin John Mark'ın evinde olması ihtimali ortaya çıkıyor. Çünkü İsa'nın son akşam yemeğini tertip ettiği evin kapıları gibi Petrus'un hapisten kurtarıldıktan sonra gittiği evin kapılarının da kapalı olduğu ve içeriden seslenen hizmetçi kadının Petrus'un sesini tanımasına rağmen güvenlik endişesiyle kapıyı tek başına açmadığı anlaşılmaktadır. Bu da gösteriyor ki hem Cenacle'ye hem de John Mark'ın evine erişim kısıtlıydı. Yine Cenacle evinin sahibi tüm İncil'lerde isimsizdir. Çünkü İsa, Cenacle'deki son akşam yemeğinin hazırlığını öyle bir şekilde düzenler ki katılanların hiçbiri kimin evine gideceğini bilemez. Hoven, John Mark'ın evinin sahibinin isminin de anonim olduğunu belirtir. Çünkü elçilerin işleri 12, 12'de ev sadece diğer adı Yuhanna'nın annesi Meryem'in evi olarak tanımlanır. İsa'nın zamanında Mary bir kadın için en popüler isimdir. Tüm İbrani kadınların %25'i Mary, Meryem ismini taşırken Mark, Markus, Yuhanna'nın Romalı adıydı. Hoven, Yeni Ahit'te anlatılan bazı önemli olayların geçtiği yerleri de delil göstererek Senecle'nin John Mark'ın evinde olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. İsa'nın son akşam yemeği için seçtiği üst oda, onun bizzat kendi seçimi olup, kutsal olmayan alanı, işinin ortamı olarak kabul etmesi ve inananlar arasındaki aile bağlarına vurgu yapması yönüyle en eski tarihlerden itibaren Hristiyanlarla özdeşleşen bir ortam olmuştur. 2. yüzyılın ikinci yarısında Hristiyanlar evlerini kilise toplantılarına adamaya başlamışlardır. Bu evler sadece ev halkının yaşadığı bir mesken olmaktan çıkarılarak yapılan değişikliklerle yemek odası daha büyük bir toplantı salonuna dönüştürülmüştür. Diğer odalar ise topluluğun diğer işlevlerini üstlenecek şekilde ayarlanmıştır. Günümüzde Cenacle'nin bulunduğu yere inşa edilmiş olan Son Yemek Kilisesi, Kudüs'ün Zion kapısının çıkışında ve Zion dağını kaplayan yapılar kompleksinin içindedir. Sultan Selim'in fethinden 7 yıl sonra, yani 1524 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle camiye çevrilmiş böylece üç dinin, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'in hak iddiaları Müslümanların lehine çözülmüştü. Burası Osmanlı fethinden önce Fransisken misyonerlerinin elindeydi. Hazreti Davut'un mezarının üzerinde bulunan, İsa'nın havarileriyle son akşam yemeğini yediği salon, Cenacle, namazgaha çevrilmiş ve başka bir takım tadilatlar yapılarak mekan Müslümanlaştırılmıştır. Kudüs'teki ilk Osmanlı eseri olma özelliği taşıyan bu mekanda 3 tane mihrap bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi alt katta Hazreti Davut'un mezarının bulunduğu türbede, diğeri son yemek odasında, sonuncusu ise birinci katta avluda bulunan namazgâhtadır.
Burası yaklaşık 400 yıl cami olarak kullanılmış, 1917 yılında İngilizlerin Kudüs'e girişlerinden kısa bir süre sonra cami vasfı kaldırılarak Yahudilere ve Hristiyanlara verilmiştir. Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evi. Yukarıda üst oda hakkında yapılan tartışmalar ışığında, İncil'lerdeki ifadesiyle Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evi, ilk cemaatin toplandığı yerlerden biri olması bakımından son derece önem arz etmektedir. Markos ve Meryem'in kim oldukları hakkında da bazı bilgiler verilmiştir. Hristiyan geleneğinde havari Petrus'un hayatı boyunca iki kez hapse atıldığı kabul edilmektedir. Bunlardan birincisi hakkında Elçilerin İşleri kitabında ayrıntılı bilgi verilmekte ve bu olayın Kudüs'te Kral Herod Agrippa zamanında miladi 24 yılında gerçekleştiği bildirilmektedir. O dönemlerde Herod bazı Hristiyanlara eziyet etmektedir. O, Yuhanna'nın kardeşi Yakup'u kılıçla öldürtmüş, bunun Yahudilerin hoşuna gittiğini görünce de Petrus'un yakalanması için emir vermiştir. Petrus, fısıh bayramında yakalanarak hapse atılmıştır. Herod'un amacı, Petrus'u bayramdan sonra halkın önünde yargılamaktır. Ancak Petrus, Rabbin meleği tarafından zindandan salıverilir ve o doğruca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gider. Burasının pek çok kişinin toplanıp dua ettiği, adeta bir dua evi haline geldiği Yeni Ahit'teki ifadelerden anlaşılmaktadır. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. Petrus'un dış kapıyı çalması üzerine Roda adlı bir hizmetçi kız kapıya bakmaya gitti. Petrus'un sesini tanıyan kız, sevincinden kapıyı açmadan tekrar içeri koşarak "Petrus kapıda duruyor" diye haber verdi. "Çıldırmışsın sen," dediler ona. Ama kız üsteleyince onlar "onun meleği olmalı" dediler. Petrus ise kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu görünce şaşıp kaldılar. Petrus eliyle susmalarını işaret ederek Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. Sonra "bu haberleri Yakup'la öbür kardeşlere iletin" diyerek oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Resullerin işlerine göre Petrus Kudüs'ten ayrılmış başka bir yere gitmiştir. Bu yerin neresi olduğuna dair bir açık beyan olmadığı için Yeni Ahit yorumcularından bazıları burayı Roma, bazıları ise Antakya olarak düşünmüştür. Pagan yetkililer tarafından Petrus'un başına bir iş gelebileceği endişesiyle gizliliğin korunduğu belirtilmiştir. Konuyla ilgili olarak Resullerin işlerindeki bazı ifadelerden anlaşılan ise, Petrus'un Kudüs'te sahip olduğu her şeyi ve kilisedeki görevini bırakarak ayrıldığıdır. Bu ayrılışın amaçlarından birinin Yahudi baskısından kaçmak olduğu düşünülmektedir. Nitekim, Markos'un annesi, Meryem'in evinde olanların anlatıldığı İncil sahnesi bu baskının işaretlerini bize vermektedir. Peki, Markos diye tanınan Yuhanna kimdir? Bu konu oldukça tartışmalı bir konudur. Bazılarına göre o, İsa tarafından kardeşi James'le birlikte Celile Gölü'nde balıkçı teknesinden çağrılan Zebedi'nin oğlu Yuhanna'dır. Yaygın olan bir başka görüşe göre ise o, 4. İncil olarak bilinen John'un İncil'i olarak adlandırılan, John'a göre İsa'nın İncil'i olan İncil'in yazarı Yuhanna'dır. Buna göre kendisi Petrus'a yakındır, Pavlus'la yolculuk etmiştir. Bir başka görüşe göre o, Barnabas'ın kuzeni, Pavlus ve Barnabas'ın yardımcısı ve geleneksel olarak 2. İncil'in yazarı Markos'tur. Bu isim incelendiğinde görülür ki Yuhanna ismi İbranice olup Yahveh lütufkardır anlamına gelir, Markos ise Latince'nin Grek formuna aittir. Bu şekilde İbrani isimlerine ek olarak Grekçe veya Romalı isimler taşıyan diğer Yahudilerin örnekleri Yeni Ahit'te yaygındır. Çünkü o dönem birinin hem İbranice hem de Roma adını kullanması alışılığa gelmiş bir durumdu. John Mark ismiyle ilgili bir başka bilgi ise 1. yüzyılda Yuhannes'in John, en yaygın İbranice isim, Mark'ın da en yaygın Roma ismi olmasıdır. John Mark'ın annesinin adı Meryem'di ve o bir Levili olan Barnaba'nın kuzeniydi. Yeni Ahit'te Meryem'in ailesi, Kıbrıs'ın yerlisi ve bir arazi sahibi olan
en az bir hizmetçisi ve büyük bir dua toplantısı için yeterli alana sahip bir evi bulunan zengin bir aile olarak resmedilmiştir. Mark'ın babası hakkında kesin olarak hiçbir şey bilinmemektedir. Ancak evin Meryem'e ait olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu sırada onun ölmüş olduğu varsayılabilir. Petrus'un hapishaneden mucizevi bir şekilde serbest bırakılması üzerine dua eden kiliseyi nerede bulacağını bilmesi, hane halkının Kudüs'teki ilk Yahudi Hristiyanlar arasında bir miktar önemli bir konuma sahip olduğunu işaret eder. Mark'ın erken yaşamı hakkında doğrudan bilgi yoktur. Bununla birlikte Petrus'un Meryem'in evinde karşılandığı gerçeğine ve o havarinin adını taşıyan ilk mektuptaki bilgilere bakılarak, Markos'un özellikle Petrus ile muhtemelen Kudüs'teki kilisenin ilk günlerinden kalma yakın bir ilişkisi olduğu söylenebilir. Daha sonraki geleneklerde benzer şekilde Petrus ve Markos arasında yakın dostluk olduğunu kabul eder. Getsemani'deki ihanet sahnesinden çıplak olarak kaçan genç adamın genellikle Yuhanna Markos olduğu düşünülür. Çünkü o dönem bir yazarın yazılarında kendi adından bahsetmemesi bir gelenekti. Yeni Ahit'te kaydedildiği kadarıyla, Yuhanna'nın hayatındaki ilk önemli olay, Pavlus ve Barnabas'ın Kudüs'teki kıtlık zamanında Antakya cemaatinin gönderdiği yardımları teslim edip Antakya'ya geri dönerken onu yanlarında götürmeleridir. Kısa bir süre sonra Pavlus ve Barnabas, hizmetçi veya yardımcı olarak Markos ile ilk misyonerlik yolculuğuna çıkmışlardır. Buradaki hizmetçi terimi genellikle köleden oldukça farklı olarak bir resmi asistanı belirtir. Bu sebeple Markos seyahat eden ekibin asistanıdır. Avrupa'nın ilk ev kilisesi Lidya'nın evi. Avrupa'daki ilk ev kilisesi Filipi'deki Lidya'nın evidir. Filipi kasabası bugün Yunanistan'ın Kavala kentindeki Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinin bir parçasıdır. Avrupa'daki ilk kilise evine sahip olması bakımından ayrıcalıklı bir özelliğe sahiptir. Luka'nın kaydettiğine göre, Pavlus bir görümde Tanrı tarafından Makedonya'ya çağrılmıştır. Bu çağrının ardından Pavlus ve Silas, Makedonya'nın önemli bir kenti olan Filipi'ye gitmişlerdir. Sept günü ırmak kıyısına varmış ve orada toplanmış olan kadınlarla konuşmuşlardır. Onları dinleyenler arasında Lidya adında bir kadın vardı. Lidya Tiyatira kentinden başarılı bir iş kadınıydı. O Pavlus'un mesajını kabul etmiş ve ev halkı ile birlikte vaftiz olmuştu. Elçilerin işlerindeki ifadelerden anlaşılan Lidya Avrupa'da Hristiyan olan ilk kişidir. O misafirperverliğiyle Pavlus'u ve yoldaşlarını evine davet etmiş ve şöyle demiştir: "Eğer siz beni Tanrı'nın inananlarından görüyorsanız, gelin ve benim evimde kalın." Luka, Lidya'nın kendilerini ikna ettiğini ifade etmektedir. Böylece Avrupa'da ilk kilise ortaya çıkmış oldu. Pavlus ve Silas zindandan çıktıktan sonra Lidya'nın evine gidip burada kardeşlerle buluştular ve onları cesaretlendirdiler. Lidya'nın evinde kurulan Filipi Kilisesi'nin nasıl büyüdüğü hakkında bir malumat bulunmamaktadır. Muhtemelen grup artık Lidya'nın evine sığamadığında şehirde başka bir yerde başka bir grup oluşturdular ve bu şekilde bölünmeye ve çoğalmaya devam ettiler. Kilise tarihi de bu sonucu desteklemektedir. Korint'teki ev kiliseleri. Korint, günümüzde Mora Yarımadası'nı Yunanistan anakarasına bağlayan Korint ve Saronik körfezlerinin arasında bulunan Koridior'un batısında yer alan bir Yunanistan şehridir. Bu konumu sebebiyle Roma İmparatorluğu'nun önemli bir ticaret merkeziydi. Şehir sahip olduğu iki limanıyla Mora Yunanistan ticaret yollarının vazgeçilmez geçiş noktasıydı. Bunun yanı sıra Roma ile Asya arasındaki yolu kısalttığı için Roma-Asya ticaretinde de bir köprü konumundaydı. Korint ticari faaliyetlerinin yanı sıra el sanatları bakımından da oldukça gelişmiş, zengin ve ihtişamlı bir şehirdi. Yeni Ahit'e göre miladi 1. yüzyılda Korint halkı cinsel ahlaksızlığıyla tanınmaktadır. Öyle ki Pavlus yazdığı mektupta Korintlileri cinsel ahlaksızlık, birbirlerine karşı açtıkları davalar ve toplantılardaki düzensizlikleri konusunda azarlamaktadır. Putperest olan şehir halkının eski Grek tanrılarına ait en az 12 tapınağı vardı.
felsefenin yaygın olmasından dolayı gerek Yahudi, gerekse Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya idi. Pavlus, Korint'e milattan sonra 50 yıllarında gelmiş İsa'nın "Bu kentte benim halkım çoktur" sözü üzerine orada 1,5 yıl kalmıştır. Pavlus, Korint'ten olan Romalı Hristiyanlara selamını gönderdiğinde buna Gayus'u da eklemiştir. "Benim ev sahibim, kilisenin evinde buluştuğu Gayus size selamlarını gönderiyor." Bu ev sahibi, muhtemelen sinagogun yanındaki evini başlattığı işi devam ettirebilmesi için Pavlus'un emrine veren Titus Justus ile aynı kişiydi. Bundan sonra adı Roma vatandaşı olduğunu gösteren Gaius Titus Justus oldu. Bu ev görünüşe göre Korint Kilisesi ve Pavlus'un merkezleri için ilk buluşma yeri olmuştur. Bütün kilisenin aynı yerde toplanmış olması orada önemli bir olay ve özel bir meclis olduğu izlenimi vermektedir. Gaius'un tüm Korint Kilisesini evinde toplaması nedeniyle bu eve özel önem verilmiştir. Ancak Korintlilerin her zaman onun evinde buluşmadığı belirtilir. Pavlus, muhtemelen milattan sonra 52 civarında Korint'te misyonerlik çalışmasına başlamıştı. Elçilerin İşleri 18'de Luka, Pavlus'un Akvila ve karısı Priska ile ilk nasıl tanıştığını ve onlarla nasıl konaklamaya başladığını anlatır. Bu Yahudi çift, Claudius, un fermanı nedeniyle Roma'dan yakın zamanda sürülmüştü. Suetonius'a göre imparator, Krestos adlı bir adam yüzünden bir dizi Yahudi'yi kovdu. Pavlus, Akvila ve Priska'yı değil, İstefanas, I ve ev halkını Ahaya'nın ilk meyveleri olarak adlandırdığına göre, muhtemelen bu çift, Pavlus onlarla tanıştığında zaten Hristiyan olmuştu. Aksi takdirde Pavlus'u ağırlamaya hazır olmalarını anlamak zor olurdu. Daha sonra bu çift, Efes ve Roma'daki ev kiliselerinden sorumlu olacaktır. Pavlus'un ayrılmasından sonra evleri, en azından Apollos için, Hristiyan ilmihallerinin yeri olarak tanımlanır. Bu nedenle, Pavlus onlarla tanıştığında evlerinin bir Hristiyan ev kilisesi olarak işlev gördüğü varsayılabilir. Bilim insanları arasında Claudius, un fermanının tarihlendirilmesi ve dolayısıyla Akvila ve Priska'nın Korint'e gelişi bir tartışma konusudur. İlk Hristiyan yazar Paulos Orosius, U, ölümü yaklaşık 418. Takip eden çoğu araştırmacı Claudius, un fermanını milattan sonra 49'a tarihlendirirken, diğer bir kısım ise 2. yüzyıl yazarı Dio Cassius'a bakarak milattan sonra 41'i esas alırlar. Korint'teki kilise belki en sorunlu kiliseydi fakat aynı zamanda en renkli olanıydı. Tanrı'nın bir vizyonda Pavlus'a burada inananların sayısının çok olduğunu bildirdiği belirtilmektedir. Bu bilgi şehrin farklı yerlerinde birden çok ev kilisesi bulunduğunu göstermektedir. Pavlus'un 1. Korintlilere mektubun başında ele aldığı Korint'teki bölünme ile ilgili sorundan şehrin içinde çok sayıda alt grup olduğu anlaşılmaktadır. Pavlus, Korint'teki İstefanas'ın evinden söz eder ve onun önemi üzerinde ısrar eder. İstefanas, Pavlus'un vaftiz ettiği birkaç kişiden biridir. Onun ev kilisesi, Ahaya eyaletinde Hristiyan olan ilk ev halkıydı. Ahaya günümüzde Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nın kuzey kıyılarında ve Korint Körfezi'nin güneyinde yer alan bölgedir. Pavlus, İstefanas ve onun ev kilisesini şu sözlerle över: "Ahaya'da ilk iman eden ve kendilerini kutsalların hizmetine adayan İstefanas'ın ev halkını bilirsiniz. Kardeşler, size yalvarırım, bu gibilere ve onlarla birlikte çalışıp emek verenlerin hepsine bağımlı olun." Pavlus ayrıca Crispus'tan vaftiz ettiği biri olarak bahseder. Elçilerin işlerinde, Justus'un evinin bitişiğindeki havranın yöneticisi olan Crispus'un tüm evinin dönüşümünü anlatır. Korint'te bunlardan başka bir ev kilisesinin olma ihtimali de görünüyor. Pavlus, Korint'teki rekabet ve bölünmeler hakkında malumatlar edindiği bir aileden, Clovi ailesinden, Korintlilere mektubunun başında bahseder. "Kardeşlerim, Clovi'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim. Şunu demek istiyorum, her biriniz
Ben Pavlus yanlısıyım. Ben Apollos yanlısıyım. Ben Kefas yanlısıyım. Ya da ben Mesih yanlısıyım, diyormuş. Bu cümlelerden anlaşılan Chloe, Korint'te yaşayan Hristiyan bir kadındır ve elçi Pavlus'un bir tanıdığıdır. Pavlus ondan yalnızca Chloe adıyla söz ettiğine göre denilebilir ki, o bölgenin inananları tarafından tanınan biriydi. Kendisi muhtemelen varlıklı bir ev sahibiydi. Korintlilerle yazışmadaki ifadeler, o toplumdaki zayıf kardeş sendromuna, bilge adamların, süper havariler, in, varlığına ve bunun yanında dört taraflı bir ayrılığın olduğuna kanıttır. Bu dört grup karikatürize edildiğinde, Paulistler, Pavlus'un orada ilk olduğu gerçeği üzerine tutunan gelenekçileri, Petrus'un taraftarları ise en başa geri dönen yenilikçileri karakterize etmektedir. Petrus orijinal bir havari ve Hristiyan kilisesinin baş mimarı olduğu için onlar onun etrafında toplanılacak biri olarak görmüşlerdir. Apollo meclisine İncil yazarları veya Apollo takipçileri denebilirdi. Apollo, Yunanca'da uzman biriydi. Bu grup, kendilerini Korint'teki kilise gruplarının en ruhanisi olarak görmekteydi. Mesih yanlılarına gelince, onlar diğerlerinin yaptıkları ayrımı önemli olarak görmekle beraber, onlar için önemli olan konu sadece İsa ile yürümekti. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda şöyle bir varsayım ortaya çıkmaktadır. Her bir toplanma grubu birbirinin topluluğunu kendisine yakın bulmuş ve bu nedenle ayrı evlerde toplanmışlardır. Filson, Korint'te bir grubu diğerinden ayıran derin doktrin farklarına dikkat çekerek, apostolik kiliselerde görülen bölünmeye yatkınlığın, belli bir şehirdeki Hristiyanların ev kiliselerine bölünmesiyle bağlantısız olmadığını ileri sürmektedir. Efes'teki ev kilisesi Roma ve İskenderiye'den sonra, 1. yüzyılın en büyük şehirleri arasında yer alan Efes, Anadolu'nun kültürel, ekonomik, sosyal ve dini merkeziydi. Dünyanın yedi harikaları arasında yer alan Artemis Tapınağı ve Antik Tiyatro burada bulunmaktadır. Bugün İzmir sınırları içinde bulunan Efes'in ilk kilisesi, Yeni Ahit'e göre Priska ve Akvila adında ünlü çiftin ve onların orada tanıştığı Apollos'un etrafında oluşmuştu. Apollos, vaftizci Yahya'nın vaftizini vaaz eden ama Hristiyan olmamış biriydi. Daha sonra onun da Hristiyan olmasıyla Efes'te Hristiyan cemaati kurulmuş oldu. Akvila, yoksulluk ve kölelik içinde doğmuş ve bir şekilde özgürlüğünü kazanıp Roma'ya gelmiş biriydi. Orada tuval yapımcısı bir zanaatkardı. Daha sonra kendisinin eşi olacak olan Priska adında bir kadınla karşılaşır. Onlar, Pavlus'un mesajına inanmışlardır. Bu çift Roma'da bir takım yeni problemlerle karşılaşırlar. Bu problemler, onların ve diğer inananların, Claudius'un fermanıyla Roma'dan kovulmalarına sebep olmuştur. Bu yüzden Akvila ve Priska Korint'e giderler. Onlar orada, liman yakınlarında uzun gemiler için yelken bezi satarak ve çadır endüstrisinde tüccar olarak hünerlerini göstererek mallarını pazarlamışlardır. Ancak bir müddet sonra belki de orada bir iş kurmak için Efes'e tekrar taşınırlar. Kasabaya geldikten kısa bir süre sonra bu çift inananları evlerine davet etmeye başlarlar. Bundan sonra cemaat düzenli bir şekilde buluşma yeri olarak onların evini kullanmaya başlar. Kısa süre sonra onlarla Korint'ten ayrılan Pavlus inananlara şu sözlerle bir yazı yazmıştır. Asya ilindeki topluluklar size selam ederler. Akvila ve Priska evlerinde toplanan kiliseyle beraber Rab'de size çok selam ederler. Pavlus, bu şehri ikinci ve üçüncü misyon yolculuğunda ziyaret etmiş ve birçok insan Hristiyan olmuştu. Ancak Efes'te Pavlus'un faaliyetleri sebebiyle kargaşa çıkmıştı. Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan bir kuyumcu birçok zanaatkâra da iş sağlamaktadır. Kuyumcu bir gün diğer zanaatkârlara Pavlus'un elle yapılan tanrıların batıl olduğu inancını Asya illerine yaydığını, bu yüzden kendilerinin yakında işlerini kaybedebileceklerini söyler. Orada bunu duyan herkes çok öfkelenir ve Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırmaya başlarlar. Pavlus'un yol arkadaşlarından Makedonyalı Gaius ve Aristarkus'u yakalayıp sürükleyerek hep birlikte tiyatroya gelirler. Pavlus halkın arasına girmek istese de öğrencileri engel olurlar.
Olay daha da büyümek üzereyken Romalı bir görevli halkı teskin eder ve topluluğu dağıtır. Bu sebeple o dönem Pavlus'u Efes'te himaye etmek büyük fedakarlık olarak görülmektedir. Bu süre zarfında Akvila ve Priska onun hayatı için kendilerini riske atmışlardır. Onlar inançları için evlerini açarak kovulma riski almış, ayrıca Pavlus ve diğer Hristiyanlarla evlerini paylaşarak kendi canlarını tehlikeye atmışlardır. Bu durum İncil'de şöyle ifade edilir. Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Akvila'ya selam edin. Onlar benim uğruma kendi yaşamlarını tehlikeye attılar. Bunun için yalnız ben değil, diğer ulusların bütün inanlı toplulukları da onlara minnettardır. Pavlus'un burada kaldığı süre içinde, Tiranus adıyla tanınan bir auditoriumda ilahiyat dersleri verdiği, bu sebeple Efes'teki Hristiyanların derin bir kutsal kitap ve ilahiyat bilgisine sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu sayede Efes'in tebliğci bir kilise haline geldiği ve yöredeki birçok kilisenin kurulmasına katkı sağladığı vurgulanmaktadır. Mesela Epafras isimli misyonerin Kolose, Hierapolis ve büyük ihtimalle Laodikya kilise topluluklarının kurulmasında rol oynadığı belirtilmektedir. Roma ev kiliseleri. Yeni Ahit'teki ifadeler ve tarihsel veriler Roma'da Petrus ve Pavlus şehre gelmeden önce Hristiyan bir topluluğun var olduğunu göstermektedir. Muhtemelen Hristiyanlık Pentekost'tan sonraki yıllarda Roma ile Filistin arasındaki ticaret vasıtasıyla Roma'da yayılmış olmalıdır. Roma tarihçisi Suetonius, Crestus kışkırtmaları nedeniyle Claudius'un Yahudileri Roma'dan sınır dışı ettiğini söylemektedir. Bu olaydaki Crestus muhtemelen Hristiyanlardır. Yine Claudius döneminde Romalı general Plautius'un eşi gayri resmi bir inanca bağlı olmakla suçlanmıştır. Bu durum şehirdeki Hristiyan yayılmacılığına işaret etmektedir. Pavlus da Roma'daki Hristiyan topluluğunu ziyaret etmek istediğini ifade ettiğine göre, bütün bu veriler Hristiyanlığın Roma'da İmparator Nero döneminden önce yayılmış olduğuna işaret etmektedir. Öyle ki Nero, 69'da Roma'da gerçekleşen büyük yangından Hristiyanları sorumlu tutmuştur. Bütün bu kanıtlar, en erken 40 veya en geç 50'lerde Roma'da Hristiyanlığın bulunduğunu desteklemektedir. Günümüzde İtalya'nın başkenti olan Roma şehrinde Pavlus ve Petrus'un nerede kaldığına dair Yeni Ahit'te bir bilgi bulunmamaktadır. Aslına bakılırsa Pavlus Roma'ya vardığında 60'ta hiçbir yere gidebilecek durumda değildi. Çünkü o Roma'da birkaç yıl ev hapsinde kalmıştır. Elçilerin işlerinde haber verildiğine göre bu süre zarfında onun kiralık dairesi küçük bir ev kilisesi olmuştur. Pavlus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih'le ilgili gerçekleri öğretiyordu. Görülen o ki Pavlus, Hristiyan mesajını yaymak için yalnızca başkalarının evlerini kullanmamış, aynı zamanda kendi kiralık evini de değerlendirmiştir. Pavlus'un mektupları ve Roma'daki durum göz önüne alındığında, orada merkezi kayıtlı bir kilisenin olması şüpheli görünmektedir. Pavlus genelde mektuplarının başında o bölgedeki kiliseye işaret eden bir selamlama şekli kullanır. Ancak Romalılara yazdığı mektupta böylesi bir ifadeye rastlanmaz. Bunun yerine o, Tanrı tarafından sevilen tüm Roma'dakileri ve azizler olarak nitelendirilenleri selamlar. Robert Banks, Pavlus'un mektuplarında karakteristik olarak belirli bir bölgedeki kiliselere hitap ettiğine dikkat çekerek, ulusal kilise fikrinin onun düşünce dünyasına yabancı olduğunu öne sürer. Banks'a göre, eklesiya hep birlikte bir yerde toplanmayıp dağınık duran bir gruba işaret edemez. Bu sebeple onun Roma'daki bütün Hristiyanları kilise olarak tanımlaması mümkün değildir. Yine de Pavlus, mektubunun oradaki bütün Hristiyanlara ulaşmasını beklemiştir. Mektubun herkes tarafından okunduğunu duyduğunda, Pavlus'un kafasında sadece belli bir yer olduğu kanısına varmak doğru değildir. Belki de Bruce'nin dile getirdiği gibi, Phoebe mektubu bir ev kilisesinden diğerine taşımıştı. Roma'da en çok tanınan ev kilisesi, büyük ihtimalle Akvila ve Priska'nın yeni kurulan eviydi.
Muhtemelen onlar birliğin papazlarıydı. Korint ve Efes'te yaşayıp çalıştıktan sonra tekrar Roma'ya dönmüşlerdir. Belki de onlar Roma'da ilk inananlar olmuştur. Pavlus, oradaki birliğe yazdığında onlardan şu şekilde ricada bulunur. Akvila ve Priscilla'yı selamlayın, benim İsa Mesih'teki dost çalışanlarım, sadece ben değil, Yahudi olmayanların kiliseleri de onlara minnettardır. Onların evlerinde buluşan cemaati de selamlayın. Akvila bir Yahudi olmasına rağmen, Priska'nın doğum yeri Roma olabilir. Roma'da bugün Priska'nın mezarlığına, eski Acilian ailesinin gömüldüğü yer olan mezarlık, ek olarak Aziz Priska Kilisesi bulunmaktadır. Ayrıca bu çifte yapılan 6 atıfın 4'ünde Priska kocasından önce anılmıştır. Bu, Priska'nın azat edilmiş bir kadın olmadığını, bundan ziyade Asilian ailesinin doğuştan bir üyesi ve asil bir kadın olduğunu gösterir. Barclay, onların aşk hikayelerinin parçalarını bir araya getirir. Muhtemelen Hristiyanların bazı toplantılarında bu yüce Roma kadını, Akvila, mütevazı çadır imalatçısı ile karşılaşmış olabilir ki bu sayede ikisi aşık oldular. Bu sayede Hristiyanlık ırk, rütbe, doğum ve varlık engellerini yıkmış oldu ve yine bu sayede bu Romalı aristokrat ile Yahudi sanatçı, Hristiyan sevgisi ve hizmeti içine dahil oldular. Kaseman, bu çiftin diasporadaki ilk Hristiyan misyonerler arasında görülmesi gerektiğine işaret eder. Onlar çalışmalarına Pavlus'tan bağımsız bir şekilde başlamışlar ve daha sonra onunla işbirliği içerisinde devam etmişlerdir. Anlaşılan o ki onlar her zaman Hristiyan birliği ve hizmetinin merkezinde olmuşlardır. Romalılar, bölüm 16'da 24'ten fazla isim, bu ünlü çiftin isimlerini takip etmektedir. Akvila ve Priska'nın ev kilisesi ile birlikte 4 ev kilisesi seçilir. Bunlara Aristobulus ve Nargis'in evinde olanlar da dahil edilir. Onların erkek kardeşleri ile birlikte diğer toplanma merkezleri 14. cümledeki 5 ismin etrafındadır. Daha sonra 15. cümlede 5 inanana onlarla birlikte bütün azizler dahil edilerek yer verilir. Bu ev kiliselerindeki isim listesinin altında bulunan sosyolojik ipuçlarına bakıldığında geniş ırksal bir çeşitliliği ifade ettiği belirtilir. Örneğin, Peris bir İranlı, Rufus bir Afrikalı, şehirli ve diğerleri Romalı centileler, Yahudi olmayanlar bu çeşitliliği göstermektedir. Ayrıca bu Hristiyan birliğin sosyal açıdan önde gelen imparatorluk isimleriyle ortak köle isimlerini yan yana içerdiğini, bununla beraber güçlü bir cinsiyet eşitliğinin de var olduğu bildirilir. Bu 26 kişinin 6'sı kadındır. İlk isim Phoebe, sadece yardımcı papaz değil, aynı zamanda bir prostatit, diğerlerine başkanlık eden bir kadın veya lider piskoposluk olasılığını akla getirir. Junia yoldaş bir havari olarak düşünülür. Bu kadınlardan biri de daha önce hakkında bilgi verdiğimiz Priska'dır. Roma'da ev kiliselerinin bu toplantılarına diğer bir önemli grup dahil edilmiştir ki, o da Yahudi kökenli Hristiyanlardır. İbranilere gönderilen mektubun bir ev kilisesine hitap ettiği kabul edilir. Roma'daki kiliseler çok uluslu olduğu için, Yahudi kökenli Hristiyanların bazıları kendilerini hala sinagoglardan birinin taraftarları olarak saymış olabilir. Nitekim mektubun içeriğinin tamamı, mektubun Yahudi asıllı Mesih inanlılarına yazıldığını ve onların kısa zamanda her iki tarafa ayak uyduramayacağını göstermektedir. Bruce, İbranilerin Roma'da, özellikle de Clement tarafından iyi bilindiği gerçeğine dikkat çekerek bu konuyu sorgulamaya davet eder. Ona göre Roma'daki Hristiyan cemaatinde uyumsuz Yahudi unsurlar vardı. İbraniler mektubu alıcıları, Yahudi dini kökenlerine daha bağlı ikinci nesil Hristiyanlardan oluşuyordu. Bu grup, belki de bir şehir kilisesinin geniş cemaat yapısı içinde, kendi iç çevrelerinin dışındaki diğer Hristiyanlarla olan kardeşlik bağlarını ihmal etme eğiliminde olmuşlardır. Roma kilisesi için cemiyet, community kelimesini kullanmak tamamen uygun değildir. Roma'daki Hristiyanlar çoğaldığında, Pavlus'un bunları bir merkeze bağlamak için çok uğraşmadığı görülmektedir. Justin Martyr,
Ignatius ve Hermas'ın verdiği bilgiler de kilisenin merkezi bir yapısının olmadığını, tek bir piskoposun idari yetkisi altında organize edilmediğine dair bazı kanıtlar göstermektedir. Roma ev kiliseleri hakkında yapılan bir değerlendirme de Roma'daki yapımı yaklaşık 4. yüzyıla kadar uzanan Aziz Clement Bazilikası'nın önceki kilisenin kalıntıları üzerine inşa edildiği yönündedir. Çoğu bilim insanı ile birlikte Protestanlar ve Katolikler bu özgün yapının 1. yüzyılda Roma'nın Clement'inin evi olma ihtimaline işaret etmektedir. Bu bilgiler, Roma'daki erken Hristiyan cemaatlerinin merkezi olmayan, daha dağınık ve ev kiliseleri etrafında toplanan bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu ev kiliseleri, zamanla daha kurumsal yapılara dönüşmüş olsa da, başlangıçta küçük, birbirinden bağımsız topluluklar olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu durum, erken Hristiyanlığın dinamik yapısını ve çeşitli toplulukların Hristiyan mesajını kendi sosyal ve kültürel bağlamlarında nasıl benimsediklerini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Kolose'deki ev kiliseleri. Kolose, Laodikya'nın Denizli, yaklaşık 10 mil, 16 kilometre doğu-güneydoğusunda, Küçük Asya'da Frigya'da bir şehirdi. Hierapolis ve Laodikya kadar görkemli bir şehir olmasa da, yörenin en büyük Hristiyan topluluğunu barındırıyordu. Buradaki ev kilisesi Efes'ten gelen müjdeci Epafras tarafından kurulmuştu. Kolose, siyah yün üretimine odaklanmış küçük bir sanayi şehriydi. Hierapolis'e ve Laodikya'ya yakınlığından dolayı Hristiyanlık açısından pek çok sahte felsefeye ve sapkın görüşlere maruz kaldığı düşünülüyordu. Pavlus'un giysi üretiminde uzman olan bu şehrin topluluğuna tavsiyesi, eski hayatın zevklerini ve felsefelerini bırakıp Mesih'i giyinmeleridir. Kolose'deki ev kilisesi, zengin bir iş adamı olan Filimon ve eşi Afia'nın evi olmuştur. Filimon'un oğlu Arkipus kilisede önderlik görevini üstlenmişti. Pavlus Arkipus'tan birlikte mücadele verdiğim kardeş olarak söz etmektedir. Filimon'un evinde hizmet eden Onesimus adında bir uşak vardı. Onesimus efendisinin parasını çalıp Roma'ya kaçar. Oradayken göz altında olan Pavlus ile tanışır ve Hristiyan olur. Sonrasında Pavlus onu Filimon mektubuyla Kolose'ye geri gönderir. Mektupta Pavlus Filimon'a Onesimus'u tekrar ev halkına kabul etmesi için yalvarır ve Onesimus'un borçlandığı her kuruşu gerekirse kendi cebinden karşılayacağına dair söz verir. Pavlus, mektubunu Kolose'yi ziyaret etme arzusunu dile getirerek sonlandırır. Pavlus Filimon'a olan mektubunu Afia, Arkipus ve Filimon'un evinde toplanan imanlılara yazmakla birlikte seslenmek istediği esas kişi, büyük olasılıkla Kolose'deki kilisenin önderlerinden biri olan Filimon'dur. Pavlus ondan övgüyle söz etmekte, onu sevgili emektaşımız diye adlandırarak, hapisten çıktıktan sonra onun yanına gitmeyi umduğunu ifade etmektedir. Pavlus'un, öğretiyi ilan etmek için her şeyden önce şehirde herkesin toplanabileceği uygun bir yere, pek çok dinleyiciyi kabul edecek, ne gözetleme yerlerinin ne de rahatsız edici komşuların yakınında olmayan geniş bir yere ihtiyacı vardı. Jerome, Pavlus'un aslında Filimon'dan istediği özel konuk odası yerine, herkesin toplanabileceği geniş odaları tarif ederken, zamanının bazilikalarını ve avlalarını düşündüğünü belirtmektedir. Bununla birlikte, Jerome, erken dönem Hristiyan misafirperverliğini, misyonerlik çalışmasıyla doğrudan ilişkilendirir. Bu ilişki İsa'nın havarilerine, herhangi bir eve girerseniz, çıkana kadar orada kalın ve herhangi bir şehre giderseniz, sizi karşıladıktan sonra önünüze koyduklarını yiyin ve orada hastaları iyileştirin, şeklindeki talimatlarda açıkça görülür. Bu tür bir talimat, haneye tam olarak katılmayı ima eder. Faaliyetlerin temelini bir hane halkının oluşturduğu görülür. Misyonun anahtarı bir hane tarafından kabul edilmesiydi. O halde aslında İncil'lerde anlatılan misyonerlik çabası İsa'yı takip etmenin iki yolunu içerir. Birinci yol açıktır. Yolculuk için hiçbir şey almayın, ne yürüyüş görevlisi ne de seyahat çantası, ekmek yok, para yok, kimsenin iki ceketi olmayacak, hangi eve girerseniz girin, orada kalın ve oradan ilerleyin. Endişelenmeyi bırakın
ne yiyelim, ne içelim, ne giyelim, önce krallığı ve Tanrı'nın adaletini arayın, bütün bunlar size verilecektir. Cümlelerinde açıkça ifade edilen gezici misyonerliktir. İsa'yı takip etmenin ikinci yolu ise, bu gezici misyonerleri evine kabul edip onları ağırlayan ev sahibinin tavrıdır. Filimon, Pavlus'un çabasıyla Hristiyanlar arasına girmiştir. Onun ve kölesinin Pavlus'la tanıştıktan ve ona inandıktan sonra, ikisinin artık efendi ve köle değil, eşit iki kardeş olduğuna mektupta yer veriliyor. Filimon'un evi, Kolose'deki ev kiliselerinin buluşma yerlerinden biriydi. Muhtemelen Filimon'a mektup, Koloselilere yazılan mektupla, aynı zamanda milattan sonra 60 yılı dolaylarında Roma'dan yazılmıştır. Filimon'un evindeki kilise birliği muhtemelen Kolose'de düzenli olarak toplanan tek kilise evi değildi. Burada ayrıca Epafra tarafından toplanmış bir ev kilisesinin varlığından bahsedilmektedir. Epafra, Likos Vadisi'nin evangelisti ve kiliselerin bölgeleri hakkında Pavlus'u bilgilendiren kişiydi. Anlaşılan o ki Pavlus mektubunu yazdığında Kolose'deki ev kiliselerini henüz ziyaret etmemişti. Laodikya'daki ev kiliseleri. Laodikya antik kenti, Denizli ilinin 6 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. Hristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine sahip olan kent, erken Bizans döneminde metropollük seviyesinde dini bir merkez haline gelmiştir. Kentin dört tarafını ise nekropol alanları çevirir. Laodikya, Hristiyanlık dünyası için çok önemlidir. Çünkü kent, milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren kutsal hac merkezi olma gibi dinsel bir özelliğe sahip olmuştur. Bu nedenle İncil'de adı geçen ve adına vahiy gönderilen bir kentte Laodikya Kilisesi adı verilen bir yapının ortaya çıkarılması bu kutsallığı bir kat daha artırmaktadır. Kilise, Büyük Konstantinus zamanında, Hristiyanlığın Mammilattan sonra 313 yılında Milano Fermanı ile serbest olmasıyla birlikte yapılmıştır. Bu yönüyle Hristiyanlık dünyasının en eski ve en önemli kutsal yapılarından biri olma özelliğini korumaktadır ve bu nedenle yapı bir hac kilisesidir. Pavlus Roma'daki hapishaneden Kolose Kilisesi'ne mektubunu gönderdiğinde yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Laodikya yakınlarındaki kilisede okunmasını istemektedir. Laodikya'daki Hristiyanlara, Nimfa'ya ve onun evinde buluşan cemaate selamlarımı iletiyorum. Bu mektubu kilisenizde okuttuktan sonra, yani Filimon'un evindeki kilise, Laodikya Kilisesi'nde de okunduğunu görün. Emin olun, siz de Laodikya'dan gelecek olan mektubu okuyun. Pavlus'un bahsettiği Laodikya'ya olan mektup büyük ihtimalle onun tarafından yazılmış fakat kaybedilmişti. Pavlus'un kiliseyi ziyaret ettiğine dair bir kanıt yoktur. Bu kiliseyi Yeni Ahit'te, Yuhanna'nın vahiy bölümünde de görmekteyiz. Yuhanna, cemaatin içinde bulunduğu istenmeyen durumdan, yani kayıtsızlıktan tövbe etmeleri için onlara nasihat etmektedir. Laodikya Kilisesi hakkında diğerlerine nispeten daha az şey bilinmektedir. Ancak son yıllarda bölgede yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 2000 yıllık bir villaya rastlanmıştır. Kazı heyetinin A evi diye isimlendirdiği villa, birbiriyle bağlantıları olan odalardan meydana gelen 3 iç avlulu bir yapı kompleksidir. Kapladığı alan 2000 metrekare olup, miladi 1. ve 7. yüzyıllar arasında kullanılan yapının bir bölümünün gizlice kiliseye çevrildiği düşünülmektedir. Kazı heyeti başkanı Profesör Doktor Celal Şimşek, evde kadın ve erkeklere ait ayrı ayrı iki mimari yapılı salon bulunduğunu, batıdakinin erkekler için, doğudakinin kadınlar için düzenlendiğini ve burada ibadethane bölümü yapıldığını, hatta son cemaat yerinin ayrıldığını ifade etmektedir. Kazılarda ilk Hristiyanların kullandığı düşünülen kutsal eşyalar da ortaya çıkarılmıştır. Bu bakımdan kilisenin varlığı, Laodikya'da milattan sonra 1. yüzyıl ortasından itibaren Hristiyanlığın nasıl yayıldığıyla ilgili verilere ulaşmak bakımından ümit vericidir. Yukarıda bahsettiğimiz ev kiliseleri dışında Pavlus, ilk misyonerlik yolculuğunda 4 farklı şehre küçük bir öğrenci grubu bırakmıştır.
Bu şehirler Antakya, Konya, Aşıranköyü, Karaman ve Meram, Konya'dır. Bu küçük gruplara o şehrin kilisesi olarak atıfta bulunmuştur. Dolayısıyla buralarda ev kilisesi olduğu açıktır. Sonuç yetki ve otoritelerini bizzat İsa'dan almış olan havariler, Hristiyanlığın ilk inananları ve davetçileri olarak kabul edilirler. Bu havariler Yahudi kökenli oldukları için dini yayma görevlerinde Kudüs'teki kutsal mabedi ve sinagogları kullanmakta tereddüt etmediler. Kudüs dışında bir yere gittikleri zaman ise İsa'nın kendilerine buyurduğu üzere orada saygıdeğer ve güvenilir birini bulup onun evinde ikamet ettiler ve bu evleri kilise olarak kullandılar. Esasen kilise kavramı ilk dönemde mabet anlamını taşımadığı ve inananlar cemaatini ifade ettiği için buralara ev kiliseleri isimlendirmesi kullanılmamıştır. Ancak onlar birinin evinde toplanan kilise cemaat idi. Aslında ilk cemaatin gizlice toplandığı, önemli işleri görüştükleri, ekmek bölme ayini yaptıkları, dua ettikleri ve cemaatin ekonomik altyapısını oluşturdukları bu evler Hristiyanlığın ilk yüzyılında tam bir kilise işlevi gördü. İsa'nın son akşam yemeğini bilinmeyen bir üyenin evinde yediği düşünüldüğünde bu ev kiliselerinin meşruiyeti kendiliğinden ortaya çıkar. İsa'nın bu üst oda seçimi ve inananlar arasındaki aile bağları üzerinde ısrar etmesi Hristiyanlar için örnek teşkil etmiştir. Öyle ki 2. yüzyılın ikinci yarısında Hristiyanlar evlerini kilise toplantılarına adamaya başlamışlardır. İlk dönem ev kiliselerinin kullanılması esasen bir tercih meselesi değil bir zorunluluktu. Çünkü sinagogların kapısı kısa bir süre içinde Hristiyan davetçilere kapatılmış, gizlilik ve güvenliği sağlayan mekanların kullanılması şart olmuştu. Bu yüzden Luka, bu ev toplantılarını, ilk Kudüs cemaatini Hristiyan olmayan Yahudilerden ayıran bir etkinlik olarak niteler. Hristiyan cemaatin büyük bir hızla büyümesinde bu ev kiliselerinin çok büyük rolü olmuştur. Misyonerlik faaliyetinin sacayaklarından birincisi davetçi, ikincisi davet edilenler ise üçüncüsü kesinlikle bu ikisini evinde buluşturan ev sahipleri olmalıdır. Onlar evlerini Hristiyan mesajına açan, maddi manevi desteklerini esirgemeyen kimselerdi. Bu ev kiliseleri erken Hristiyanlık dönemine ait birçok hususa ışık tutması bakımından büyük önem arz etmektedir. Örneğin, ev sahibi olan aile reisinin cemaatin liderliği bakımından önemli bir görevi bulunmaktadır. Aile reisi, yani pater familias'ın ev halkı üzerindeki doğal egemenliği, hem o dönem ev kiliselerinin hem de daha sonraki dönemlerde kilisenin ataerkil yapısını büyük ölçüde açıklamaktadır. Ayrıca aile reisi evindeki toplantılardan ve katılımcıların yapıp ettiklerinden Roma devletine karşı yasal olarak birinci derecede sorumlu kişidir. Keza hane halkı da Hristiyan mesajına verdiği destek sebebiyle aile reisi kadar övgüye layık görülmüştür. Nitekim Pavlus mektuplarında ev sahibiyle birlikte hane halkını da isimleriyle selamlamıştır. Ev kiliseleri kadınların cemaatteki rolüne açıklık getirmesi bakımından önemlidir. Yeni Ahit'e göre bazı ev kiliselerinin sahibi bir kadındır ve kadınlar cemaat içerisinde aktif bir rol oynamaktadır. Örneğin, Avrupa'nın ilk ev kilisesi başarılı bir iş kadını olan Lidya'ya aittir. Kolose'de ev kilisesinin sahibi olarak Filimon ve eşi Afia, Korint'te ise Priska ve kocası Akvila'dan bahsedilir ki, bu çift daha sonra Efes ve Roma'daki ev kiliselerinden sorumlu olacaklardır. Roma'da Fibi'nin, sadece yardımcı papaz değil, aynı zamanda diğerlerine başkanlık eden bir kadın olması muhtemeldir. Korint şehrinde cemaatin sayısının çokluğu beraberinde bölünmeleri de getirmiştir. Pavlus'un Korintlilere mektubunun başında ifade ettiği Pavlusçular, Petrusçular, Apollosçular ve Mesihçiler olarak nitelendirilebilecek bu gruplar aslında daha sonraki dönemde gerçekleşecek olan apostolik kiliselerdeki bölünmenin ilk örnekleri olarak görülmüştür. Zira o dönemde Havari Yakup, Petrus ve Pavlus gibi öncü isimlerin kilise anlayışlarının ve cemaatin üzerindeki etkilerinin farklı olması bu gruplaşmalara zemin hazırlamıştı.
günümüzde erken Hristiyanlık dönemine ait bir ev kilisesi yapısına rastlanmamış olsa da, daha sonraki dönemlerde inşa edilmiş olan bazı kilise veya bazilikaların yerinde bir zamanlar o yörenin ev kilisesinin olduğuna inanılır. Örneğin, Roma'da yapımı yaklaşık 4. yüzyıla kadar uzanan Aziz Clement Bazilikası'nın önceki kilisenin kalıntıları üzerine inşa edildiği düşünülmektedir. Çoğu bilim insanı ile birlikte Protestanlar ve Katolikler bu özgün yapının 1. yüzyılda Roma'nın Clement'inin evi olma ihtimaline işaret etmektedir. Yine Yuhanna'nın Vahiy kitabında yer alan 7 kiliseden biri olan ve bugün Denizli'nin 6 kilometre kuzeyinde yer alan Laodikya Antik Kenti'nde bulunan 2000 metrekarelik alana inşa edilmiş olan bir villanın içinde gizli bir ev kilisesi bulunmuştur. Bu evin bir bölümünün ilk inananlar tarafından gizlice kiliseye çevrildiği düşünülmektedir. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma.